Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ben hazırlanıyorum. Expo Türkiye'ye gideceğim. Arkadaşına ikizlerim gelelim dedik. Arkadaşlar bir sıcak, bir sıcak. 32-33 derece yanıyor ortalık. Ama kesin şikayetçi değilim. Kesin de değilim. Yüzüm terler. Vallahi hiçbir şey yapmana gerek yok aslında böyle havada da. Ben de öyle fazla bir şey yapmadım. Sadece bir CC kremi sürdüm. Yüzüme canlansın diye. Ama saçlarım da yani öyle ne bileyim öyle çıkamam dedim. Şey kıvırayım dedim. Mahvetti. Saunaya girmiş gibi oldum. Vallahi saunaya. Ama gittim hazırım. Çünkü hemen elbisemi giyip çıkacağım. Hazırlandım. Zar zor hazırlandım. Şeyler bile kıvırcıklar, lokaller bile tutmuyor arkadaşlar. Sıcakta. Bu beyaz overalimi giydim. Bu güzel böyle üfül üfül. Bunu geçen sene almıştım ben. Evet, geçen seneden bu. Şu şey kemerimi de Primark'tan almıştım Praha'ya gittiğimde. Aslında saçlarımı toplasam daha iyi olacaktı da. Ama toplayınca da şimdiki ne bileyim güzel olmaz dedim. Şöyle güzel olayım biraz şıkır şıkır. Evet, çıkıyoruz. Aynen. Ben hurmadan başka bir şey yemiyorum artık. Kilo almamak için. Kilo almamak için. Ay. Şey, Expo Türkiye. Expo. Ama arkadaşlar hava sıcak olduğundan herhalde. Çok insan yok. Geçenkinde şeydi, neydi? Yağmurluydu, kimse yoktu. Şimdilik de çok sıcak olduğu için herhalde. Bugün Tofi'yi de getirdik yanımızda. Tofi'ciğim de geziyor bizimle. Nerede o? Ana, arkada kalmış Tofi. Tofi de geziyor bizimle bugün. Miley'in yerine Tofi'yi getirdik değil mi? Miley yerine... Ay Miley gelseydi Tofi'ye bakardı aslında. Ne güzel. Onunla şuralarda gezerdi. Onu içeri bile sokmazdı. E normal. Merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Taşlar da yani. Evet, taşlar sıcak. Küçük bu ya. Bu küçük daha. Bu büyük köpek değil bu. Araba kiraladığımız yer Matkar Rental. Evet, buraya da gelmiş. Ana. Gördünüz arkadaşlar. Buradan kiralamıştık. Bugün bol bol kuşu. Allah bismillah. Nasıl korktum. Aniden. Evet, çok sıcak hava. Şeyin dediği gibi millet yüzmekte herhalde, gezmede. Akşam gelecek. E konser nerede yapılıyor burada? He, konser alanı nerede burada? He, bilemedim. Bilemedim şimdi. Konser alanı nerede? Konser saat 7'deydi normal. Akşam. Storylerinde 6 yazmışlardı. Şimdiki anons yaptılar. Saat 9'a ertelendi konser. Akşam 9'a. Arkadaşlar 2-3 saat birden. Yok dedim biz... Ben 3 saat burada konser bekleyemem. Onun için biz şimdi biraz şöyle daha gezelim. Ondan sonra bilmiyorum artık Zümriye'ye de bir kahve içerim belki. Oradan eve giderim. Biraz fazlalaştı insanlar sanki. Tabii hava sıcak, yine düzmen de gidiyordu. Ne bileyim ailesiyle ama yani 3 saat birden de konser ertelenir mi ya? Organizasyona bakın ya. Kavurma. Kavurma, evet. Yağ sudan eti. Nasıl? Böyle tabakta porsiyon. Bilmem. Doğru, üzerinde dana eti efendim, yağsız. Harika. Bilemeyeceğim, hiç denemedim. Ben de denemem, ben evde yeriz. Eve paket yapıyor musun? Yaparız. Arkasından koşuyorum. Hava. Nasıl anlatayım size havayı arkadaşlar? Biraz esiyor ama sıcak esiyor. Güneş yok. Kapalı. Öyle bir hava. Arabadan çıkınca klimalı ya araba böyle alev gibi böyle aniden bir vuruyor. Tofi! Geldik mi aşkım? Ne akıllı bir köpekti ya bu. Çok güzel geldi ama değil mi? Evet. Kapılarımı açarken şöyle çekim yapayım. Bakın arkadaşlar. Bu bilekliği. Bu da kolyesi. Ne kadar güzel.
Takıların yanından var ya, geçemedim. Bu benim zümrüye şimdilik, değil mi? Şimdilik. Evet. Burada ne var zümrüye? Ulan zümrüye... Aa, burada da bir takı var. Bakın. Bu da böyle kalp. Ve şu yüzük. Çok güzel. Evet. Yüzük de çok güzel değil mi? Bu da zümrüyeninkiler mi? Evet, açayım artık. Zümrüye kusura bakma. Estağfurullah, ne demek. Aşırı. Şöyle. Zümrüye'nin de takısının bir tanesi aynı benim gibi. Şöyle. Bu bunu bir farklı aldı. Ama şu da çok güzel Zümrüye. Benim bunun incesi vardı. Ha. Çok güzel bu ya. Bakın arkadaşlar. Ya takı aşkına. Takı aşkına. Gelin takı aşkına. Ben bunları bir resim çekmem lazım. Zümrüye'nin şimdi burada güzel dekorasyonları vardır. Şöyle onun yanında böyle bir resim çekelim. Söyle şimdi. Nereye istiyorsun? Bilmem. Zümrüye'nin evi çok güzel. Zümrüyeciğim oradan çökertme kebabından aldı. Bayağı da büyük değil mi? Bak porsiyon. Ya evet, maşallah çok bayağı güzel. Biz yoğurt koydurmadık altına. Bunun altına yoğurt koyuluyormuş değil mi? Öyle dedi, evet, pomesin altına patatesin. Üzerine et koyuyor böyle. Biz eve getirdik. Sağ olsun Zümrüye burada, bakın ne güzel bir masa açtı. Şimdi burada karnımızı doyuracağız. Keyif yapacağız biraz da. Kuzum. Ben geldim aşkım, geldim. Abo. Camları açmış gitmiş Cihan her tarafı. Oğlum dedim, camları aç havalansın akşam olunca dedim. Kuzum, aşkım, ben biliyorum senin karnın aç değil. Hiç seni aç bırakırlar mı? Sen şimdi ben geldim diye mi yapıyorsun? Ha, hemen de oraya git. Silas'ım bu saatte aç değilsindir yavrum. Saat 11'e geldi. Ha, bak saat 11'e 10 var. Tamam mı? Dışarıdan sesler geliyor. Almanya gol attı garanti. Ben ilk yarıyı bitirdikten sonra çıktım. Zaten maça bir ara verildi. Dolu falan yağdı. Çok yağmur yağdı. Ara verdiler. Ama sesler geliyor. Gol attılar garanti. Kameramı şuraya takacağım. 1-0 yazıyor burada. Ay ne? 2-0 oldu arkadaşlar. 2-0 oldu. Resmen tam ben buraya bakarken 2-0 oldu. Almanya Achtel finale geçiyor, viertel finale gidiyor. Bu Murat Tavlu'nun bu kitabını aldım. Vazgeçtim sanma, sadece büyüdüm. Kaybettikçe kazanmak iyi insanların meziyetidir. Bu kitabı. Şimdi orada Murat Tavlu vardı. Ben önce bir kitaplarına baktım orada. Biraz muhabbet ettik falan. Tabii imzalıyor, kitap imzalıyor. Bu arada kitap imzalıyor deyince bakın. Gurbetçi anneme... Sevgilerimle. Gurbetçi anneme sevgilerimle böyle. İsmimi sordu. Ne yazayım dedi. Ben de dedim ki gurbetçi annem yaz. Gurbetçi annem yaz. Şimdi arkadaşlar bu gurbetçi annem bana diyor ki orada. Dedi ki bu gurbetçi anne ismi falan nereden çıktı dedim. Bir de benim kendimi öyle hissettim. Yani sen de gurbetçi anne yaz. O da anneme yazmış. Bu tabii ki beni çok gururlandırıyor. Bazıları böyle hani gurbetçi anne ismim anne ama gurbetçi anneme deyince daha bir özel oluyor böyle anneme gibisine. Rahatsız olmuyor musun sana annem dedikleri zaman? Niye rahatsız olayım? Niye ki? Gururlanıyorum. Gururlanıyorum gençler bana böyle gurbetçi annem dediği zaman. Yani hiç rahatsız olacak bir şey yok bunda, ben gururlanıyorum. Evet, kendisiyle muhabbet ettik, sonra işte imza falan deyince dedim ki hani bu imzaladığına göre kendi kitaplarının başında bunu Instagram'da bir yerde bir bulurum. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın abisini oynadım. Ben dedi hem aktörüm hani oyuncuyum falan. Ben böyle esas mı falan? Nilay'ın abisi, Allah Allah, hatırlamıyorum falan tam böyle yüzünü. Ne bileyim, Nilay'ın abisi bir ara böyle dizide göründü, ondan sonra gitti. Dedi ki kısa bir süre oynadım falan, dedim ki Sonra Zümrüye dedim, bak dedim Nilay'ın abisini falan. O da dedi ki doğru o çocuk falan dedi. Konuştuk biraz, muhabbet ettik. Sonra kitap aldım bu kitabı. 15 euroydu burada kitaplar. Kitap da güzele benziyor. Instagram'dan yazanlar oldu. Kitapları güzel diye. Böylece Murat Tavlı'yla da tanışmış oldum arkadaşlar. Orada takıcı, aldığım takıcı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben takıyı zaten çok seviyorum. Takı gördüğüm zaman böyle... Yani geçiyorum yanından ama böyle ayaklarım geri gidiyor. Geri git bak gibisine. Sen o Zümrüye'yle falan orada... Şey yaptık, baktık. Sonra oradaki işte arkadaş, tabii onun da Instagram var. Instagram'dan da satış yapıyor takılarını. Takıları güzeldi, beğendiğim takılar vardı. Bakın kendim aldım arkadaşlar. Hani ne reklam ne bir şey, hiçbir şey. Ben orada beğendim. Benim kim olduğumu da bilmiyordu. Takılarımı aldım. Sonra orada birkaç kişi işte seyircilerimden beni gördüler. Selam verdiler, resim çekildik. Sonra bana dedi ki siz hani
nasıl hani kimsiniz falan, işte dedim işte Instagram'ım falan var, YouTube'um var, oradan seyircilerim sağ olsunlar falan. Kendim ücretini ödeyip takıları aldım. Dedim ki sen bana kartını ver, ben seni Instagram'dan etiketleyeceğim dedim. Orada bir bayan satış yapıyor takılarla. Dedim yaparım ve Instagram'da da etiketledim. Ben seviyorum insanları desteklemesini, insanlara destek olmasını seviyorum, insanların hayatına dokunmasını seviyorum. Benim etiketim sayesinde birkaç fazla takı satabildiyse Instagram'dan, yani birkaç kazancı fazla olduysa ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Ben gurur duyuyorum böyle kendi hayatını kuran, kendi hayatını inşa eden, kendi ayaklarının üzerinde duran. Bu sadece yalnız kadınlar için de geçerli değil. Bir aileyi bile desteklemesini seviyorum. Başında bu kocası da olabilir, her şey olabilir. Ama destek vermesini insanlara her zaman için seviyorum. Öyle hani aha onun fenden çok şeyi var, onu mu destekleyeceğim? Ay onun şunu var, onu mu destekleyeceğim diye bir şey yok. Herkesin kendi kazancı kendinedir. Dört duvarın arasındadır. İyi olan insanları gördüğüm zaman, mutlu olan insanları gördüğüm zaman ben de mutlu oluyorum. Dünyamız mutlu olsun, güzel olsun önemli olan. Yine çok çene çaldım. Bana Murat tavrını şuydu buydu derken işte anlattım arkadaşlar. Benim oğlum gezmeye çıkmış. Gezmedi. Ama telefonda dedim şu camları aç Cihan'ın. Akşam hava serinliyor ya, benim ne zaman geleceğim belli değil dedim. Biraz bir ev serinlesin dedim. Yani bayağı da serinlemiş. Bugün 32 dereceydi. Exbomb Türkiye. Gelelim Exbomb Türkiye arkadaşlar. Çok iyi dinleyin. İnanmıyorum. Saat 8-9 arası bana bir seyircim yazmış. Kendisi Avusturya Tirol taraflarından gelmiş arkadaşlar. Bakın kaç saatlik yol gelmiş. Yazmış ki ablacığım ben bugün seni gördüm. Hatta senin arka masanda oturuyordum ama cesaret edip gelip gelemedim, utandım diye yazmış. Çok üzüldüm buna, kaç saatlik yoldan gelmiş. Benim arkamda oturmuş. O kadar gelen oldu. Resim çekildik. Seyircilerimden konuştuk. Yani ben biraz sesseydim hani cesaret edemediğini. Bazıları böyle gülüyor ediyor hani yanımdan geçerken. O zaman anlıyorum ben konuşuyorum. Ama arkamda olduğu için fark etmemişim demek ki. Buna çok üzüldüm. Keşke konuşsaydı. Bakın her zaman için söylüyorum. Beni gördüğünüz zaman arkadaşlar çekinmeyin. Ben de sizin gibi sizden biriyim. Ben de hani seviniyorum sizleri gördüğüm zaman, size bir selam verebilmek, sizleri tanıyabilmek benim için de çok büyük gurur. Ve yazmış, konser bu arada iptal. Aslında 7'de çıkacaklardı ama 9 dediler. Yaza asmışlar konseri iptal ettik diye. Yani ne yazmışlar bir de bir onu okuyayım arkadaşlar size. Benim beynim bunu almadı. Yeminle benim beynim almadı. Sevgili misafirlerimiz, bugün gerçekleşmesi beklenen Burak Kurtuluş konserinin çevreden gelen yüksek sesten dolayı aldığımız yön şikayetler sebebiyle saat 20'ye kadar gösterdiğimiz çabalar maalesef boşa çıkmıştır. Çabalarımız sonuç vermemiştir ve resmi makamların talimatı sonucunda bugün ve yarın olacak konserlerimizi iptal ettiğimizi üzülerek bildiriyoruz. Sesten dolayı diyorlar. Arkadaşlar Exbomb Türkiye küçük bir organizasyon değil. Böyle bir organizasyon yapıldığı zaman, yani dev bir organizasyon, zaten izinler makamlardan ses için, müzik için, her şey için önceden Almanya'da izin alınır. Öyle kendi kafana oraya ben Exbomb Türkiye kuruyorum, saat 9'a kadar müzik yapacağım, 8'e kadar şu sesle yapacağım, böyle bir şey zaten yoktur. Bunlar zamanında izin alınmıştır. Bir gün önce dün İrem Derici çıktı, konseri vardı. Yani ondan önce başka şeyler, etkinlikleri oldu orada. Onlar da konseri oldu. Yani şunu demek istiyorum. İrem Derici çıktı. Tamam. Bir gün ses oldu. Seslerini çıkartmadılar. İkinci gün seslerini çıkarttılar. Yandaki insanlar çok ses oluyormuş. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ya fiyatta anlaşamadılar. Ya sanatçılar gelmedi. Ya başka bir şey oldu. İnsanları resmen kandırıyorlar. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Almanya'da böyle bir şey olamaz. Son anda işte bize izin vermediler. Çok ses oldu, makamlar falan yok. Böyle büyük bir organizasyon yapılırken bu izinler baştan alınır. 10 kişiden fazla, hatta 8 kişiden fazla bir yere toplantı yapacağın zaman bile bir açık yerde onun bile iznini alıyorsun Almanya'da. Bunu bile yapamıyorsun. Sen kocaman Exbomb Türkiye kurmuşsun oraya. Nasıl yani bunun izni alınmadı da oradakiler şikayetçi oldu? İzin alınsaydı kimse şikayetçi olamazdı. Demek istediğim yani resmen bir kandırılma var ortada. Ama herkes 10 euro para verdi, girdi. 10 euroyu da hadi neyse diyelim. Orada standlar var. Gezdik tabii ki, eğlendik. Ona sayalım ama 29 euro bir de VIP biletleri sattılar arkadaşlar. VIP bileti de sıra beklemeden giriyorsun.
Hiç sırasız. İkincisi işte konserde ön sırada oluyorsun. VIP biletine gerek yok. Artık sıra yok. Sıra yok böyle yerlerde. O bir iki sene önce, bir sene önce mi Kazel Expo'da olmuştu. Millet bir sıra olmuştu. Oradan bir yararlandılar. Hemen bir VIP bileti çıkarttılar. Kazel Expo'da da sıra yoktu artık eskisi gibi. Zaten online bilet aldığınız zaman şak 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 giriyorsunuz. Demek istediğim şu ki, vallahi dışarıdan komşular da beni dinledi. Cam açık. Dinlediler. Dolandırıcılık diz boyu. Ya bakın, hiç kimseyi kötülemek istemiyorum. Hiçbir zaman hiç kimseyi kötülemek istemiyorum. Herkes parasını kazansın, herkes yapsın organizasyonlarını. Ama niye böyle yapıyorsunuz? İnsanları mağdur ediyorsunuz. Bakın kaç yüz kilometrelerden, 300-400 kilometre uzaklardan insanlar gelmiş. Orada o sanatçıları dinlemeye, oraya konsere gelmeye. Expo için değil, orada gezmek için değil. Sanatçılar için geliyorlar, konser için geliyorlar. Yapmayın böyle ya, yapmayın ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? İlle yani Türkler bu işi beceremez. Türkler yine yapacağını yaptı dedirtiyoruz kendimize. Dedirtiyoruz arkadaşlar. Maalesef bu durum bu böyle. Ben böyle düşünüyorum. Yani bir işimizi de doğru dürüst yapamıyoruz. Neyse ben de dinleyecektim. 7'de, 6'da, 7'de olsaydı ben de istiyordum yani. Ama maalesef olmadı. Korna sesleri duyuluyor. Vallahi bizim Türkler var ya, fırtlı finaleye, çeyrek finale kalsalardı, bu korna sesleri var ya, inletirdi zannedersem. Silas, nerede bunlar? Nerede bunlar Silas? Ha? Aha, bir tane daha korna sesi duydum. Vallahi ışıkları oraya aldım artık, şu masadan arkadaşlar. Bakın. Aa, korna sesleri duyuluyor.